Another lazy afternoon. The clouds covered in gray. Third coffee of the day. Hiç heyecanlı değilim bu gezi için ama Almanya'ya gidiyoruz. Uf, arkamı istiyorum. Gezilerimiz hep sabah oluyor arkadaşlar. Ya, sabah olduğu için ışıkta hep böyle oluyor. Şimdi Elif'i bekliyorum. Yine saat 7.30'da otobüsümüz var. Roma Havalimanı'na gidiyoruz. Bugün kandil bu arada. Ben oruçta olacağım bugün. Umarım çok zorlamaz beni. Bir de şimdi aşırı kararsız bir durumum vardı. Almanya çok soğukmuş arkadaşlar. Burada 7 derece falan hava. Almanya'da -4 derece falan gösteriyor. Yanıma bot aldım. Botlarımı giyerek gidiyorum ama ben bot insan asla değilim. Bot giymekten nefret ediyorum hatta. O yüzden yanıma spor ayakkabı almak durumunda kaldım ama son yaşadığım kabin bagajı durumundan dolayı bana bu arada Ryanair kabin bagajı kilitledi son dakika. Venedik'ten dönerken Ryanair'in böyle bir anısı var benim için. Çektiler kenara, kabin bagajına uymuyor dediler ve para aldılar benden. Benim ağzımdan çıkacaklar bomba da. Neyse arkadaşlar işte şimdi hazırlanıp gidiyorum. Yine aynı çantayı aldım ama bu sefer üst üste giymeyi planlıyorum hepsini orada havalimanında. Çantamı artık içeri takıyorum. Umarım bu mont beni tüm kötülüklerden korur. En sevmediğim şey karanlıkken yola çıkmak. Telefonum aşırı sarardı kabı ama arkasına şu biletleri koyuyorum ve o görünüşü engellemeye çalışıyorum. Teşekkürler. Arkadaşlar şimdi şu anda Termin ama Roma Termini mi oluyordu? Evet. Termin ama Tiburtina mı? Neyse ya işte havalimanına geçeceğiz bulunduğumuz istasyona. Gündüz gözüyle yaptığımız ilk seyahat olabilir bu. 5 platform. Ağzımdan alev çıkaracağım şimdi. O kadar piştim ki sen anlatamam. Üst üste giyindik. Arkadaşlar biz Almanya'ya gelmiş bulunmaktayız. O kadar soğuk ki nefes borum dondu yani. Gerçekten nefes çok zor oluyor. Bu arada çantam çok hafif, yüküm az. Mutluyum o yüzden. Günaydın. Arkadaşlar merhabalar. Almanya'da sıkıcı bir günden herkese günaydın. Şimdi bugün planımız Düsseldorf'a varabilmek. 9.38'de trenimiz gelecek. Binip Düsseldorf'a gideceğiz. Dondurucu bir soğuk yok bu arada bence. Elifciğim mutlu musun? Şükürler olsun. Tren istasyonumuz da böyle. Aşırı eşsiz bir yer. Arkadaşlar donuyorum, donuyorum. Yüzüm gerim gerim şu anda. Benim renk cümbüşlüğüm şaka mı ya? Kar! Buz mu tuzmuş ya o? Kuşlara bakın. Suyun içine giremiyorlar. Nasıl tiyatroda birden yüzerken donunca. Bir anda. Bir anda. Şimdi şerbetimi hazırlıyorum. Bu arada kafam kadar gözüküyor şey. Hmm. Güzel. Güzel mi? Öcü hala ya. Yine kahvemi bitiremedim arkadaşlar. Sürekli alıp alıp yarım bırakıyorum böyle. Yediğim şey inanılmaz güzeldi kruvasanım. Elif de böyle farklı bir şey yedi. Kuru üzümlü böyle kruvasan tarzında bir şey yedi. Hatta şurada var bakın. Şundan yedim. Şimdi sonraki durağımızı size söyleyemiyorum çünkü bilmiyorum. Nereye gideceğimiz hakkında hiçbir fikrimiz yok. Almanya'da gezecek yer bilmiyorum ama 2-3 gün sonra Hollanda'ya gideceğiz. Amsterdam'a. Orası için çok heyecanlıyız. Yani orası için çok güzel planlarımız var. Bir tane müze vardı. Ona gitmeyi planlıyoruz. Bir de benim internet gibi bir sıkıntım var şu anda. Niye internetim çalışmıyor bilmiyorum. Paris'te falan gayet oha Elif. Gerçekten Cedric Roulette'in yaptığı gibi. Baksana yemin ederim. Yakın çekeceğim. Şunlara bakın. O
Arkadaşlar elimi bak 5 saniye dışarıda şöyle tutuyorum. Bak yaşlandı elim, görüyor musunuz? Yok. Bir tane parktayız. Biz burada garip bir şey buldum. Bakın. Bir şey anma törenine denk geldik ama kimse yok. Üzerinde bir ibaret yok. Yani bu Hazreti İsa diye düşünüyorum. Christmas özel bir şey diyeceğim ama hani Christmas teması var şurada. Yosun'un renginin güzelliğine bakın. Bütün dereler donmuş. İşte Almanya. Bayağı da kalın donmuş. Baksana şurada taş içine girmiş Elif. Mesela yürüdük Çamlıca Kulesi'ne geldik. Şurada köprüye çıkış var ama buraya çıkmayı reddediyorum. Biz buradan böyle devam edeceğiz. Arkadaşlar zorundan ağlamaya başladım. Çok kötüyüm. Çamlıca Kulesi, 3. köprü. Bir şatolu bir yer var oraya. Orası güzel gibi gözüküyor. Sivri şatolu. Benim mimari detaylar ama. Güzel. Yani bu yüzey ne tam olarak? Gerçekten. Düsseldorf'ta sadece biz varız. Başka evet bu arada. Elif'lerin gezisi olarak geldik Düsseldorf'a. Ve sadece biz varız. Arkadaşlar bakın. Şifre müziğime geldik. Ay konuşamadım. Tükürüm boğazıma kaçtı. Şu poz veriyormuş gibi değil mi? Arkadaşlar burası Düsseldorf'un en eski kiliselerinden biriymiş. 13 Temmuz 1394'te açılmış burası. Buradan beri de hizmet veriyormuş. Ve mimari usul açısından da romanesk usluba sahipmiş. Çok da sesli konuşamıyorum. İnsanlar var. Hem romanesk hem gotik usluba sahip. Bir burada koridor var, bir de diğer tarafında koridor var. Vitrayların güzelliğine bakın. Bir de mesela girdiğimiz çoğu kilisede arkadaşlar. Şu tarzda böyle hikaye anlatıyor ama ne anlattığını bilmiyorum. Ben normalde bu arada tarçın asla yemem. Yani salebime falan asla koydurmuyorum. Ama bir tek bunda seviyorum ya. Şunlar aldım. Benim uyumum şaka mı burayla? Bu arada bunlar çok güzel. Adı ne bunun? Orta sehpa. Çok tatlı. Bak trüflü. Güzel mi? Şey, Kars kaşarı gibi. Hemen bakıyorum. Bu birazcık daha ağır. Biraz inek kokuyor. Kokan evet, bir peynir yani. Ben trüflü denemek istemiyorum. Trüflü koy bakayım yine beni. Pure perfection. Gerçekten Fransa Christmas Market kokuyor şu an ağzım. Yiyorum. Pestoluyu deniyorum arkadaşlar. Yeşil. Ferah ferah. Çok güzel. Ben dün bu arada şey yediğimiz makarna gibi. Çok güzel. Bayağı güzel. Kokonatlı bile varmış. Elif kokonatlı diyelim gel. Biz doyduk ama. Güzel yani. Arkadaşlar biliyorum girdiğimiz her yere bereketimizle geliyoruz. Yani var ya bomboş yere girdik. Bu kalabalık. Bu hava benim enerjimi çekiyor. Arkadaşlar şimdi Düsseldorf'ta K20 ve K21 adlı iki tane müze gezdik, tamam mı? Bunlar biri modern sanat müzesi, diğerinde de daha böyle eski ve ünlü sanatçıların eserlerinin olduğu bir müzeydi. Pardon, galeriydi. Ondan sonra şimdi gezdik burayı da. Ne diyecektim burasıyla ilgili ben ya? Şimdi neyse aklıma gelince söylerim de. Little Tokyo dedikleri bir yer varmış. Sadece Chinese restoranların olduğu bir yer. Çin marketlerinin olduğu. Ona gideceğiz şimdi. Bir tane şey diyecektim. Şimdi biz Almanya'da nasıl geziyoruz? Toplu taşımayı nasıl kullanıyoruz? Mesela Paris'te her toplu taşımaya bindiğimizde bilet alıyorduk. Ama burada biz abonman yaptırdık. Çünkü şehirler arası dolaşacağımız için çok fazla yani ücretleri biletlerin. Yani 24-25 Euro'dan başlıyor. O yüzden biz abonman yaptırdık. Çok uygun bir şekilde her yere gidip geleceğiz yani bu 3-4 gün içinde. O yüzden Almanya'ya gelenlere duyurulmuş hocam. Abonman yaptırabilirsiniz. Benim pek şivenin abonman. Abonman yaptırabilirsiniz. Bu arada ne alaka, benim şivem de yok. Bursa'nın göbeğinde doğmuş bir insanım. İşte benim yanımda kala kala. Neyse şimdi Chinatown. Bekle bizi. Yes. Yeah. Elif'le geldiğimiz mekanın tatlılığı. Anlat kardeşim. Neredeyiz? Hadi anlat. Kore restoranındayız. Kore restoranına geldik. Edam'la yemek. Servis. Şu anda arkadaşlar Bursa'da ciğer camza da oturuyorum. Değil mi? Bunu yemeyelim. Bu etimsi bir şey ama tofu. Brokolimiz var. Bu kimchi galiba. Bu kimchi mi oluyordu? Arkadaşlar çanta taşımaktan uzun süre şu omuzlarım ve şu köprücük kemiklerim o kadar ağrıyor size anlatamam. O kadar ağrıyor ki yani şöyle yapamıyorum yani. Veggie shop with it. Thank you. Welcome. Enjoy it. Heyecanlandım. Bir dakika. Şuna bakın. İlk defa böyle bir şey yiyeceğim bu arada hayatımda. Tofu falan da var içinde bak ha. Hani sen tofu sevmiyordun?
Ay çok güzel. Suyu çok güzel. İyi ki acılı istemişim bu arada. Elif nasıl iyi geldi bana biliyor musun? Bu sıcaklığına. Yaralarımı sardı yine. Sözcüklerim var. Şey var ya biz dönercilerin yanına böyle cin biberleri veriyorlar. Ben onlara bayılırım bu arada beraber. Tam sen yapalım. Üzüleceğim bunları şu biliyor. Arkadaşlar biz yemeğimizi bitirdik. Yine Elif'imle romantik bir date çıktım. Bu arada çok tatlıydı. Ben çok sevdim. Bu arada yanaklarıma bak kıpkırmızı oldu. Yediğimiz şey ramyon mu? Ramyon mu? Ramen yedik. Elif acısız yedi. Ben acılı yedim. Çok güzeldi. Acılı olan aşırı güzeldi. Elif'e tattırdım az daha ölüyordu. Ondan sonra benimki çok güzeldi. Yediğim en sağlıklı şeydi. Uzun zamandır bu kadar sağlıklı bir şey yemiyordum bu arada. Sağlık yüzümüze yansıdı. Evet. Hemen bakın renk geldi. Şimdi evimize gidiyoruz artık. Esenimize geri döneceğiz. Düsseldorf'tan ayrılma vaktidir. Hoşça kal Düsseldorf. Işık da çok kötü ya da benim kameram çok kötü. Saat 7.45'e geliyor. Gün aymadı. Göster. Bizim serpme kahvaltının ortamıydı. Hold on a talk. Keep back it up. I gotta get what I lush, not so much. I guess I'm hissing the tucker. Bakın kör. Çok güzel duruyor. Ben nasıl döneceğimizi. Gördüğümüz an anlıyoruz ki metro burada, tren. Benim renk skalası yine her zamanki gibi mükemmel. Not so much. I guess I'm hissing the tucker. Keep on my eyes like a motherfucking pup. Roma di Milano mı burası mı? Bence burası çok iyi ya. Arkadaşlar size şöyle söyleyeyim. Bir dakika şalımı çıktı. Yani gerçekten dondurucu ve öldürücü bir soğuk. Bakın dondurucu ve öldürücü. Yani ellerim yok. Şu parmaklarım uçları yok. Yok. Nasıl soğuk ama? Sıcak sıcak ayol. Napoli'nin bağrından kopup geldik. Bize bir iklim değişikliği biraz fazla geldi. Katedral beleş. Neyse içeri gireceğiz şimdi katedral gezisi. Arkadaşlar şimdi içeriye girdik. Beni böyle soktular ama saygısızlık etmiyorum umarım. Şimdi şurada ışıklı güzel bir yere geçeyim size. Yani beni bu şekilde ciddiye alır mısınız bilmiyorum. Bu katedralin mimarisinden bahsedeceğim, tamam mı? Arkadaşlar katedralimizin adı Köln Dom Katedrali. Burasının inşaatı 1248 yılında başlıyor ve tam 630 yıl sürüyor. 1880'de ama ses yapmayın. 1880'de tamamlanıyor arkadaşlar. Burası Almanya'nın Köln şehrinde bulunuyor ve Ren Nehri'nin hemen kıyısında bulunuyor ve gotik tarzı üslubuyla Avrupa'nın en güzel gotik mimari üslup örneklerinden bir tanesi. Şimdi zaten gotik mimari üslubun bir tık böyle karakteristik özelliklerini biliyorsunuz. Aynı şeyleri burada da görüyoruz mesela. Camlarımız, vitraylarımız ve yükseldikçe sivrilen nef bölgesi var. Bu plan haç şeklinde bir plana sahip. Bu katedralin önemli özelliklerinden bir tanesi de 10. yüzyıldan kalma bir haç. Çarmıha gerilmiş, Hazreti İsa'nın çarmıha gerildiği en büyük haç burada katedralin altındaki bir hazinede sergileniyormuş. Ama bazı kaynaklara göre belli değil. Ya şu vitraylara bakın, göstereceğim şimdi size. Şuna bakın ya, gözümle gördüğüm gibi asla gözükmüyor ama çok güzel. Arkadaşlar katedral gezimiz finito. Gidiyoruz. Köln bitti bizim için. Biz kilit getirmedik Elif, elendik mi biz? Bir tane bretzel burada. Bir tane bretzel aldık. Bunun içerisinde reçel varmış. Normalde ben çok sevmiyorum reçel yemeği ama sırf buraya geldiğim için yiyeceğim. Şey gibi, bizim normal krekerlerimiz var ya aynı bunun şeklinde. Onun gibi. Hamur hali. Ama önce bunu yiyeyim. Çünkü bretzeli daha çok sevdim. Arkadaşlar kar yağıyor. Bakın.
Arkadaşlar döndük dolaştık. Ay pipetim. Almanya'da yapabileceğimiz max aktiviteyi bulduk. Döner yemek. Geldik döner yiyeceğiz şimdi. Ya, hadi, etsin, çok güzel.